Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yemeğimin yanına kesme erişte pilavı yapacağım. Hem çok pratik hem lezzetli. Umarım sizler de beğenip denersiniz. Hemen başlıyorum. Tenceremize 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı aldım. Hatta 2 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Yağım biraz ısınacak. Ve üzerine 4 su bardağı eriştemi alıyorum. Ve yavaş yavaş karıştırmaya başlayıp kavuracağız. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Bu noktada. Ve kavrulurken tereyağım da içinde eriyecektir. Sürekli karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kavrulmaya başladılar. Biraz daha kavuracağız. Evet, şimdi eriştelerimiz kavruldu. Üzerine bir parmak geçecek kadar kaynar su koyuyorum. Bardak ölçüsü olarak 3 su bardağı koyabilirsiniz. Hamur olduğu için eriştemiz pirinç pilavı gibi düşünmeyeceğiz. Bir bardak eksik kullanabilirsiniz suyunu. Ama ben hiç ölçü kullanmıyorum. Pilavımda da genellikle üzerine geçene kadar su koyuyorum. 2 çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Karıştırıp ağzını kapatacağım. Tam 10 dakika. O kısık ateşte, yani orta ateşte 10 dakika ağzını açmadan pişireceğim. 10 dakika sonra ağzını açtım. Şimdi karıştıralım. Bakın tüm suyunu çekmiş. Ne dibine yapışmış. Ne de lapa olmuş tane tane. Karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp 10 dakika bekletip hemen servis edebilirsiniz. Pilavımız dinlendi. Hemen bakalım, gördüğünüz gibi tane tane olmuş ve hiç yapışmamış. Şimdi tabağımıza alıp servis edebiliriz. Çok kolay, çok kısa sürede yapabileceğim çok lezzetli bir pilav. Ben beyaz peynir rendesi ve cevizle üzerine süsleyeceğim. Ceviz kullanmak istemezseniz beyaz peynir ve maydanozla da servis edebilirsiniz. Ama ceviz inanın çok yakışıyor. Eğer kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Takipte kalın diyorum. Ceviz miktarını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok besin kaynağı olarak zengin, basit bir pilav. Deneyen herkesin eline, emeğine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun.